Tekrardan merhaba kanalıma ve bu videoya hoş geldin. Eğer beni tanımıyorsan ben Örneğin sadece Tepe Tıp'ta 5. sınıf öğrencisiyim. Yani stajyer doktorum ve şu anda plastik cerrahi stajındayım. Yarın sözüm var. Dönem bitiyor. Böyle dönemi bitirirken sizlere artık sözlüğe nasıl çalıştığımı, neler yaptığımı anlattığım bir study vlog çekme kararı aldım. Kısmi olarak 5. sınıftaki stajlar ve 4. sınıftaki stajlar için aynı önerileri vermeyeceğim ama 4. sınıftaki büyük stajlarıma yönelik de önerilerde bulunmaya çalışacağım. Ama temel olarak tabii ki şu anda plastik cerrahi stajına çalışıyorum. Onun için nelere çalıştığımı göstereceğim. İşte nasıl çalıştığımı anlatmaya çalışacağım. Umarım keyifli bir vlog olur. Şimdi hızlıca benim iki tane hasta hazırlamam gerekiyor sınava gitmeden önce. Onların anamnezini almıştım. Muayenesini vesaire yapmıştım. Çok zor olmuyor dahiliye ve pediatrideki gibi uzunca bir hasta sunumu hazırlamamızı beklemiyorlar. Cerrahi öyküsü ve işte planlanan şeyler vesaire önemli oluyor. Etiyolojiye yönelik birkaç bir şey sormamız bekleniyor. Çok uzun değil. O yüzden hallettim sayılır ama A4 kağıdım siyah ya da mavi tükenmez kalemim olmadığı için bir kırtasiye örüyeceğim. Atıştırmalık bir şeyler alacağım çalışmak için kesintisiz. Bu şekilde şimdi çıkıyorum. Sonra çalışırken tekrar konuşuruz. Sabah polikliniğe gittim bu arada. Sonrasında el cerrahi konseyi vardı. Sadece önlükle çıkmıştım işte şimdi. O yüzden odama çanta ve cüzdan ve mont almaya geldim. Hızlıca çıkıyorum. Sırt çantası aldım. Markete de uğrayacağım diye. Hızlıca dışarı gittim. Markete uğradım. Bir de işte kırtasiye gibi bir yere uğradım. Fotokopiciye uğradım. Eşyalarımı aldım. Ama kampüs şu an çok kalabalık olduğu için hiçbir şey çekemedim. A4 ve kalem aldım hasta hazırlamak için. Hızlıca aldım, atıştırmalıkları da göstereyim. Bence bu da bir study vlog parçasıdır. Böyle son gün masadan kalkmamak için gerekli her şeyi alıyorum genelde. Şöyle klasik 1,5'luk su aldım. Akşam 6'ya kadar getirmiyorlar, sularım bitiyor. Şöyle koyayım. Sayfa kaldım. Okulun hiçbir yerinde peçete yok çünkü. Mirim'in kukilerini çok seviyorum. 2 tane aldım. Biraz abarttım biliyorum ama. Latte, matcha latte yapmak için süt aldım. Yarın eve gideceğim. O yüzden küçük aldım. Büyüğü bitiremem, bozulur ben burada yokken diye. Şöyle bir oda kokusu aldım. İndirimdeydi. Yani kokusunu bile bilmiyorum ama indirimde olduğu için aldım. Ben de işte böyle bir insanım. Bir de şöyle meyveli bir yoğurt aldım. O kadar karbonhidratın arasında. Bir de bu olsun diye. Çok da bir şey değil ama böyle meyve falan da var dolabımda. Onları da yerim diye düşündüm. Bu şekilde şimdi bunları ayarlayacağım. Şimdi içecek bir şeyler hazırlayacağım. Değiştireyim, rahat çalışmaya uygun bir şeyler giyip başlıyorum. Masada tekrar buluşalım. Şu an zaten yine masadasınız. Odamda başka bir alan olmadığı için. Masada böyle şeylerle değil, çalışma materyalleriyle birlikte sohbet etmek ve çalışmak üzerine buluşalım birazdan. Geldi birdenbire. Ama tabii ki niye oraya koydum? Tekrar sizi kapattım. Aşırı uykum geldi aniden ama tabii ki yarın sınav olduğu için çalışmak zorundayım. Plastikte her gün erken kalkıyordum. Bir gün dinlenemedim doğru düzgün. Zaten 2 haftalık bir staj. Hani bir hafta tamam derslere gittim ama tam hani staja yönelik çalışmadım. Diğer hafta sınav gelmiş oluyor. 5. sınıf böyle bir sınıf gerçekten. O yüzden hani böyle 2 haftalık bir staj. Temel şeylerini bilmen lazım ama hocaların da çok aşırı bu staj hakkında bilgili olmamız gibi bir beklentileri olmuyor. O yüzden bu yılı derslere giriyorum. İşte olabildiğince hastanede gözlem yapmaya çalışıyorum. Cerrahisi ameliyathanede bulunmaya çalışıyorum. Poliklinikte hasta görmeye çalışıyorum. İşte tüm stajlar için geçerli bu. Ama aşırı aşırı böyle bir çalışma motivasyonunuz da olmuyor. Zaten kısa süreli olduğu için
Dediğim gibi bilgi yükü de zaten o kadar fazla olmuyor. O yüzden özet ve çıkmış sorular üzerinden çalışıyorum ben sözlülerine. Teorik sınav da genellikle olmuyor 5. sınıfta. Bu dönem için kısa stajlarda, küçük stajlarda yaptığım çalışma yöntemi bu benim için. Bir de kendim derse tuttuğum notlarım bazen derleyici, toplayıcı oluyor. iPad'den not alıyorum onu da. Bazı konularda örneğin işte dudak damak yarıklarını bir asistan abimiz anlatmıştı. Gayet güzel derleyici, toparlayıcıydı. Tekrardan başka bir yerden okumak yerine sanırım onu okuyacağım. Dediğim gibi çıkmış sorulara bakıyorum. Öğrenciler hocaların sorduğu şeyleri böyle derleyebiliyor. Onlar güzel oluyor. Bir hocama biliyorum. Birisi kendi hocam olacak. Jüri de ikinci hocamın kim olduğunu bilmiyorum. O yüzden bir de daha kıdemli hocaların birinin geleceğini düşünüyorum. Benim hocam profesör değil diye. Bir de profesörlerin sorularına falan bakacağım işte bugün. Onları kendi kendime anlatmaya çalışacağım. Bu şekilde ben özetin birazını okumuştum. Bir de çıkmış özeti var. Böyle bir üst dönemimiz hazırlamış. Bizim okulda meşhur her okulda, dönemde, bölümde böyle insanlar vardır. Onlara çok minnettarız bence böyle. Son anda kurtarıcı oldukları için. Ben de bu yıl çoğu stajımı onların özetleriyle, çıkmış özetleriyle kurtardım diyebilirim. Şimdi hızlıca başlayacağım. Dediğim gibi çok uykum geldi aslında ama biraz çalışmaya başlayınca açılırım diye düşünüyorum. Neyse işte şimdi içecek bir şeyler hazırladım. Aldım kukilerimi de yanıma. Öğle yemeğimi zaten yemiştim. Yani şu an masadan kalkmak için bir neden yok uyku dışında. Bu kadar deyip hani onun da üstümde kalmasını istemiyorum adını anıp ama geçeceğini düşünüyorum. Anladınız siz. Şimdi başlayalım. Ay pardon, özetten önce beni unutma. Hasta dosyasının. En azından birini bir hazırlayayım da çok önemli olacağını düşünmüyorum diğerinin. Hadi başlayalım. Diğeri de önemli olacak tabii ki. Ne dedim ben? Cidden uykum var diye şu an derli toplu konuşamıyorum. Neyse. Diğeri de önemli. En azından birini yapmış olacağım için onu da yaparım bir şekilde demek istedim. Şimdi ben güzel güzel hastamı hazırlıyordum. Sonra fark ettim ki hastaya yapılan işlemi cerrahi tekniği yazmamış. Ve en yazmam ve en öğrenmem gereken şeyi belki de. Hani bu rapor için. Neyse birazcık yıkıldım, moralim bozuldu bir tık ama bir ara okula gidip bakacağım artık Nükleus'tan açık olan bilgisayarlardan ya da intern arkadaşlarımdan bakmayı rica edeceğim. Şimdi ikincisini hızlıca hazırlayacağım. Çok uzun sürmüyor zaten ama neyse ki onun bilgilerini almışım bu konuda. Hani birine bakmaya gideceğim ama mecbur. Neyse devam edeceğim şimdi. Hızlıca önlük kombinimi yaptım. Hastaya bakmaya gidiyorum. Hastanın operasyon bilgilerine vesaire. Onu halledip hemen 2 dakika içinde geri geleceğim odama. Evet, hasta dosyalarını, hasta sunumlarını bir şekilde hallettim. Şimdi size kısaca bu yılın sözlülerine nasıl çalışıyorum ve büyük stajların sözlülerine de nasıl çalıştım. Önerilerim neler olabilir onları hızlıca açıklamak istiyorum. Öncelikle geçen yılın büyük stajlarından başlamak istiyorum. Bazı okullarda farklı oluyor. Dönem 5'te de alabilirsiniz bu büyük stajları. İşte genel cerrahi, kadın doğum, pediatri ve dahiliye. Bu stajlarda tabii ki bu yıl çalıştığım gibi çıkmış mantığında, sadece özet mantığında çalışmadım. Zaten hekimlik hayatımız için de çok önemli olan bilgi yükü çok fazla, deneyimi tecrübesi çok fazla. Sadece bilgi yükünden oluşmayan klinik tecrübesi ve hekimliğe onun yansıması ile ilgili kazanımları çok olan stajlardı. Onlar da daha çok okuma yaparak ilerledim aslında. Okumayı da işte zaten bir kere okuduğunuzda siz de biliyorsunuzdur ki eğer tıp okuyan birisi olarak beni izliyorsanız bir kere okumak hiç okumamak gibi bir şey oluyor. Ancak işte birinci okumadan sonra tekrar ettikçe nasıl desem başka birini anlatır gibi, sözlüde hocaya anlatır gibi, kendinize anlatıyormuş gibi, bir arkadaşınıza hiç bu konu hakkında fikri olmayan birini anlatıyormuşsunuz gibi anlatmak
tekrar kısımlarında bence hem kalıcılığını artırıyor bilginin hem de sözlü paniğini yenmenin bir anahtarı oluyor bence bir şekilde. Ben çok konuşarak çalışıyordum geçen yıl daha çok özellikle. Bir diğer söyleyeceğim şey, çıkmışlar erken bakabilirsiniz. Ben çoğusunu da başaramadım ama yine tabii ki bu yıl olduğu gibi ya da işte önceki zamanlardaki gibi son zamana bırakmıyordum. Daha çok önceden bakmaya çalışıyordum çıkmışlara. İşte çünkü hocalar siz hastalığı bilseniz bile artık bir yerden sonra direkt size hastalıkla ilgili şeyler sormuyor. İşte karşına şöyle şöyle bir hasta geldi diye soruyor. Klinik yaklaşımı öğreneceğiniz, sözlü yaklaşımını öğreneceğiniz şekilde çalışmanıza da yardımcı oluyor. Yani konuyu bilmeden aslında çıkmışsını okuduğunuzda o konuyu da o bakış açısıyla okuyorsunuz diyebilirim. O yüzden erken bakmak faydalı olabilir. Bir diğer yaptığım şey de, bu yıl da yapıyorum bunu. Konuyu okurken böyle madde madde ya da işte bir hastalığın işte tanı kriterleri için gerekli şeyler, işte bazı triatlar, bir sürü triat var biliyorsunuz hastalıklarda. Ondan sonra sınıflamalar, hastalık sınıflamaları, etiyoloji sınıflamaları vesaire. Böyle tak tak saymanız ve çok majör olan bilgileri yazarak çalışıyordum. Onu da post-it'lere yazıyordum. Önce karşıma asıyordum. Sonra post-it'leri konularına göre bir deftere yapıştırıp onları böyle hızlı hızlı tekrar edebiliyordum. Böylece işte bütün notların arasından işte atıyorum diyabetin tanı değerlerini bulmak yerine zaten çoğu bilgi bu defterde bu şekilde olduğu için size de göstereyim. Bu benim sözlüğü geçiren defterim adı. Örnek de göstereyim sayfalardan. Tüm notlarımı karıştırmak yerine buradan hızlıca kontrol edebiliyordum ve hafızamı da daha hızlı alabiliyordum. Şöyle bol post-it'le mesela pediatri herhalde bu aynen. Diyabetik ketoasidoz ve diyabet tanı değerleri. Bakın demiştim zaten işte kan şekeri şu olmalı, kan pH'i şu olmalı vesaire diye değerlerini yazmışım. Tedavi modaliteleri gene. Tedavisinde neler oluyor basamak basamak. Dozları, ilaçların vesaire. Bu tarz bilmen gereken ama konuyu zaten biliyorsun. Yani diyabetin ne olduğunu zaten hani biliyorsun ama açıp tüm konuyu okumak yerine hızlıca bunlara bakmama yardımcı oluyordu. Ve sözlü mantığında anlatmamı kolaylaştırıyordu. Bu şekilde örnek verebilirim. Bunu bu yıl da yapıyorum dediğim gibi. Bunları da yine karşımda biri var gibi tekrar ediyordum sözlü bir şekilde, sesli bir şekilde anlatarak. Şimdi hafiften saat ilerlemeye başladı. Ben birazcık panik olmaya da başladım açıkçası. Hızlıca çalışacağım işte. Birkaç böyle konu var plastik cerrahi içinde atıyorum işte. Yarık, damak, dudak hem kendi hastam hem de işte böyle bir özetleyici bir şekilde yazmak istiyorum. Flap'leri sınıflamasını bazen şaşırabiliyorum. Alt başlıklarını unutabiliyorum. Onları unutmamak adına hem işte kendi tarzımda anlatabilecek şekilde bir sayfaya özetlemeye çalışacağım. Bu şekilde bir çalışma gerçekleştireceğim şu anda. Hadi başlayayım artık yavaştan. Ayrıca minik bir hatırlatma. Kanalıma abone olarak, bu videoyu beğenerek, yorum yaparak destek olabilirsiniz. Şimdiden teşekkürler. Kaldığımız yerden devam. Bir anda bana sözlü kombin yapma peyleri geldi ve çoğu kıyafetimin kirli olduğunu fark ettim ve yarın eve gideceğim. Oraya götürmek için düşündüğüm kıyafetlerim de temiz değilmiş. O yüzden şimdi iki tur çamaşır yıkamaya çalışacağım. Umarım iki makine boştur. Çünkü en alt kata inip tekrar çıkıp işte bazılarını kurutma makinesine atmak falan derken inçik yapmayı çok sevmiyorum. Şimdi hızlıca onlarla ilgileneceğim. Bu arada saçımı tekrar yapmaya üşendim ama
önleri ilk defa hoşuma gitmedi bu örgülü modelimde. Ama bir şeyler yaparsam hepsini düzleştirmek zorundayım ve bu saçın hepsini tekrardan düzleştirmek en az yarım saatim oluyor. Öyle bir vaktim yok. Yarısı örgülü, yarısı düze yakın bir şeyler olarak hayatıma devam edeceğim. Son ürün güncellemesi. Biraz daha iyi hissediyorum. İyi geldi makyaj yapmak. Yavaştan çıkıyorum. Bu sözlüğe girilecek. Umarım geçilecek. Ve umarım güzelce eve ulaşıp aile hasreti giderilecek. Güzel bir gün olacak. Bu sözlü alımla gergin bir insanın ağzında o kişi olmaya geldi. Merhaba, ben Ayşenur. Sadece kombinimi göstermek için buradayım. Ayberk'in beni kırmızı odaya çağırmasını heyecanla bekliyorum. Merhaba, ben Ayberk. Kıraktım. Arkadaşlarımı gerbe ettim. Bu servisin biraz kaos ihtiyacı var. Sözden çıktım. Hocalar hastamdan sorular ve kendi bildiğim konulardan sormamı ve anlatmamı istediler. Bu şekilde güzel geçti bence. Bu da bitti. Dönemi bitirdik. Şimdi herkese soruyorum sınavların nasıl geçtiğini. Emir yanımda, sınıf temsilcimiz aynı zamanda. Nasıl geçti? Merhaba arkadaşlar. Kısa geçti. Kendi hocamdan girdim. Yanında da başka bir grubun hocası vardı. Şu an plastik cerrahi ana bilim dalındayız. Öyle. Diğer arkadaşlarım sözlüsün bitmesini bekliyorum. Güzeldi genel olarak. Bu stajı da bitirdik. Hadi bakalım geçmiş olsun. İlk dönemimiz bitmiş oldu. Aynen öyle. Size nasıl geçti Ayberk ve Ayşenur? Bir anda ciddileşmeleri. Benim güzeldi. Gayet güzeldi. Onlar da çok farklı bir farkım var. Onun üstüne kamera görünce böyle şey oluyorum. Şey boy oluyorum. Çok güzel geçti. Eğlenceliydi. Sen nasıl geçti? Benim sözümde gayet iyi geçti. Yine kendi hocamız vardı ve başka bir hocayla girdik. Kendi hocamız çok tatlıydı zaten. Onu çok seviyorum. Buradan izlerse sevgilerimi. Evet, doktorlar bir şey. Hadi doktorlar dönüşü birlikte. Sizi yeniden odamdan selamlıyorum. Saatler 6'ya yaklaşıyor. Böyle sözden sonra birkaç arkadaşımla görüşüp odama geldim. Gece 4 saat falan uyumuştum. O yüzden çok uykusuzdum. Ama hani böyle erken uyandığınızda, az uyuduğunuzda hem enerjik olursunuz, yani dinç hissedersiniz, hem de böyle uykusuzluktan içiniz kıyılır ya, tam olarak öyleydim. Sonra uyumaya çalıştım. 1-2 saat böyle bir uyuyamadım. Instagram, TikTok falan böyle takıldım. Sonra bir yerden sonra sızmışım, hatırlamıyorum kaçta uyumaya başladığımı ama işte gözlerimi bir açtım 5.30 gibi. Şimdi tazelenmiş hissediyorum ve mutluyum çünkü hem stajı geçtim, açıklandı. Hem eve gideceğim. Gece uçağım var. Şimdi sabahtan beri sadece kahvaltı ettiğim için bir şeyler atıştıracağım. Sonra birlikte valiz hazırlayalım. Çok bir şey götürmeyeceğim ama büyük valizimi alacağım yanıma. Evde kışıklarım var. Çünkü hem de yemek getiririm bol bol evden, biliyorum. O yüzden büyük valizimle gideceğiz. Birlikte hazırlarız. Sonra birlikte eve doğru yola çıkarız. Bugün kendi yatağımda, evimde uyuyacağım için çok mutluyum. Heyecanlıyım. Bir hafifledim, bir gençleştim resmen. Stresli şeyler bitince hemen değişiyor mood. Hemen değişiyor halim. Bu şekilde. Bir şeyler atıştıracağım şimdi. Güney'e gittim.